Merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Doktor T geldi. Doktor T'ye ve harita temizliği yapacağız. Doktor T'ye saldırılar gerçekleştireceğiz. Yeni karpuz topçusu birlikte arkadaşlar, yeni gelen birliklerle. Tabii ki harita temizliğimize ve Doktor T'ye geçmeden önce sizlere sahipsiz umut operasyonundan çok güzel iki saldırı izleteceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz TR Gökbörü tümümüzdeyiz. Yaklaşık 88 gün oldu. Biliyorsunuz daha öncesinde de tanıtımını yapmıştım. Sahipsiz umut operasyonu açıyoruz. %100 başarı derecemiz devam ediyor. Erişilen en yüksek liderlik tablosunda da 10. sıradayız arkadaşlar. Şu anda da 21. sıradayız. Bakalım şu an için devam ediyoruz. Kaçıncı sıraya kadar küreselde devam edeceğiz? Bilmiyorum. Evet. Sahipsiz umut operasyonumuza hemen şöyle şurada göstereyim. Gökhan arkadaşımız ve Şems arkadaşımız saldırısını gerçekleştirdi. Pardon, şuraya bakacaktık. Dünkü saldırıydı sanırım. Hile üstüne Gökhan arkadaşımız saldırısını gerçekleştirdi. Hemen bakıyorum, bir saniye. Nerede? Yok, şurada. Evet arkadaşlar, hemen izleyelim. Sol tarafta mayınları temizledi. Birliklerini çıkardı. Yukarıya doğru fişeğini attı. Biraz yavaşlatalım. Yalnız Kurt 59 hesabıyla Gökhan arkadaşımız çift sisini de attı. Bir tık daha sardıralım. Ondan sonra saldırısını izleyelim arkadaşlar. Normalde çavuşla girerdik. Gökhan arkadaşımız yüzbaşının sanırım hack özelliğiyle girdi. Bayağı bir güzel temizlik yaptı etrafı. Biraz sardıralım. Hile üstünü de bu şekilde Gökhan arkadaşımız almış oldu. Yaklaşık 15-16 milyon kadar falan canı vardı sanırım. Bakmadım ama. Evet, hile üstünü de bu şekilde Gökhan arkadaşımız temizlemiş oldu. Bitirmiş oldu. Eline sağlık diyoruz. Hemen bugünkü operasyonumuzda strateji üstünü izleyelim arkadaşlar. Şems arkadaşımız saldırısını gerçekleştirdi. TR Isengard hesabıyla. Ön taraftan bu karpuzcu topçu birliklerle enerji toparladı biraz. Sol tarafta da normalde iki tane jen olurdu ama oraya jen gelmemiş. Çok güzel bir saldırı gerçekleştirdi şans arkadaşımız. Ön tarafı komple temizledi. Yukarı jene gitmek için zokalarını ve bulletin sataşma özelliğini seçerek jen aldı arkadaşlar. Hemen sis atarak ardından yukarıdaki soldaki jene gitti. Bakın burayı yavaşlatalım. Gördüğünüz gibi fişeği makinelinin hemen sağ taraftaki makineliğe atarak zokaları iç tarafa toparladı. Bulleti de oraya doğru çekerek makineleri kilitledi ve jene hemen fişeğini attı arkadaşlar. Bir tane böcek ve şokla yukarıdaki jene de almış oldu. Evet, hemen ikinci saldırısına geçelim. Pusula hesabıyla Şems arkadaşımız tekrardan final saldırısını gerçekleştirdi. Enerji toparlamak için iki gemi ve sağ taraftaki jene almak için karpuzcu topçu birlikleri çıkardı arkadaşlar. Mayın temizliğini yaptıktan sonra da
Gerçekten çok güzel bir saldırıydı. Yani normalde sağ taraftan temizlenerek 4 hesap ya da 3 hesap alınabilirdi ama 2 hesapta Şems arkadaşımız zokalarla strateji üstünü rahat bir şekilde almış oldu. Şok sayısına bakalım arkadaşlar yavaşlatarak. Kaç tane şok attı? Hemen izliyoruz. İki tane sağa sola böcek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 tane şok atarak bir böcek de sağ tarafa tekrar bir daha roketi oyalaması için bir böcek de yukarıya doğru attı. Makineliği alev için. Evet. Çok güzel. Son anda strateji üstüne bu şekilde saldırı gerçekleştirdi. Şems ve Gökhan arkadaşımızın gerçekten emeğine ve eline sağlık diyoruz. Çok güzel saldırıydı. Evet. Doktor T saldırısına geçebiliriz arkadaşlar. Bakalım Doktor T'nin Volkanik adası mıydı burası? Yok. Burası küçük adası. Sanırım. Evet. Tropikal ada. Canı kaçmış 43.000. Yani her zamanki gibi 3. 4. seviyeye kadar rahat bir şekilde alabiliriz. Evet, güzel 1. seviyede istihbaratımızı verdi. Hemen 29.000. %80.000 buraya birlik çıkartırız arkadaşlar. Bu karpuzcu birlikler sanırım yengeç oyun şeyine denk geliyor arkadaşlar. Yengece denk geliyor. Bu birliklerle bayağı bir yengeç kasılır. Yani tabii ki ben de oynamayı düşünüyorum. İnşallah sizlere de video atmaya çalışacağım müsait olursam. Bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasip diyelim. Ama yengeç oynayan arkadaşlarımız için gerçekten bayağı bir ilerleme kat edeceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten bayağı zorlu bir birlik. Hasarı çok kuvvetli. Biliyorsunuz karpuzlara bakın arkadaşlar. Attığı zaman bölünerek üst taraftaki taretleri de yaralıyor. O yüzden o açıdan da gerçekten çok güzel. Evet, 4. aşamamızı da almış olduk. Hemen 5. aşamamıza geçelim. Roketleri ve şokları şok attım. Şuradaki şoka 2 tane yayılım atalım. Bizi durdurmasın. Evet. 5. aşamamızı da bu şekilde almış olduk. Altıncı aşamamıza bakalım. Evet, burayı da aynı şekilde sol tarafa buleti salalım. Bu şekilde. Sol tarafa gitseler de aslında iyi olurdu. Gerçi gidiyorlar. Şoklayalım.
Şuradaki şoku alalım. Bize zarar vermesin. Roketlere de şok atmamız gerek. Şurada birkaç tane. Evet. Altıncı aşamamızı da aldık. Güzel bir tane istihbarat verdi. Hemen yedinci aşamamıza geçelim. Yedinci aşamamızda temizleyerek alırız ya. Biraz fazla şok kullandık mecburen. Blitz'in öne geçmesi lazım. Evet. Burayı da almış olduk. Yani şoku falan temizlediğimiz zaman güzel. Mayınları alalım. 7. aşamamızı da bu şekilde almış olduk. Evet arkadaşlar. Güzel. 4 tane zayiatımız var. Hemen harita temizliği yapalım. Bu robot atarımızı yükseltebiliriz. Ne kadar istiyor? Oo, bayağı bir ganimet istiyor. Biraz toparlayalım bakalım. Şeyimiz olmadığı için yani toparlayabilir miyiz bakalım, saldıralım, birlikleri değiştirecek miyiz değiştirmeyecek miyiz, buraya yukarıdan saldırı gerçekleştirebiliriz ya da direkt atabiliriz, fark etmez. Şöyle yapalım arkadaşlar, full bayağı bir çok mavisi varmış, bayağı bir çok mavisi varmış. Blit burada burayı görmüyor. Şöyle yapalım. Biz Blit'in sataşmasını seçelim. Yukarıdan her zamanki gibi Zoka gibi yukarıya çıkalım. Mesafesi de uzun olduğu için şöyle aslında bir gemi şey yapalım arkadaşlar. Sağlıkçı yapalım. Mayınlar için enerji harcayacağız. Enerjimiz kalmayabilir. O yüzden bir gemi biz buraya karpuzcu dedelerimizi beslemesi için yapalım. Şuradaki ortaya bir mayın atı şeyimizi atalım, yaylımımızı atalım. Bu mayınlarını alsın. Şuraya da bir ortaya yaylım atalım. Şoklardan ve şeylerden giden olacak mı? Evet, güzel. Şöyle 1 2 3 bir tane de sağlıkçımızı çıkardık. Şuraya atalım fişeğimizi. Oo, lazere kaptırdık, sis açık verdik. Sağlıkçılardan giden oldu mu? Yok, olmamış. Besliyorlar, çok güzel. Bak ya. Yani ne işin var senin orada arkadaş ya? Kaldı orada, iyi mi? Neyse, önemli değil. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Hata ettik. 3 tane mi 5 tane kaldı. Ooo, lazerleri unuttuk. Lazerleri unuttuk. Çok kötü fail olduk arkadaşlar. Çok kötü patladık. Bize bam gün girdiler. Hatta iki tane girdiler bize. Yeniden saldıralım. Yani direkt içe katıp çıkmak vardı aslında sağ taraftan şu ara yoldan ama yani biraz acemice davrandık. Olsun. Şöyle yapalım. Tekrardan birliklerimizi dolduralım. Tekrardan saldıralım. Bu sefer şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu hizayı temizleyeceğim. Yani sis atmama gerek var mı bilmiyordum çıkışta ama olsun, önemli değil. Şöyle direkt fişeği attım.
Burada bizim enerji kasmamız lazım. Evet, ilk başta aslında böyle yapsaydık daha iyi olurdu ama işte ilk saldırıda hata ettik. Neyse olsun, elimize sağlık diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mavi ikili var ama dizilimi tamamen yanlış. Çok rahat bir şekilde alınır zaten. Hemen diğer adamıza bakalım. Burayı da üstten saldırabilir miyiz? Saldırırız. Aynı şekilde aynı stratejide saldırabiliriz. Şöyle yapalım. Şuraya bir yaylım atalım. Bir, iki, üç. Bir de şeyi çıkardık. Şok mayınla inşallah basmayız. Aradan geçerler gibime geliyor. Evet. Güzel. Şu dip tarafa bir şeyimi attım. Sağlıkçılar birazcık geç kaldı. Can vermekte. Burada şu şekilde bir şey yapacağım arkadaşlar. Kuliti. Şuraya bir şok attık. Evet, güzel. Bir tane zayiatımız var. Bunu da mayına bastık sanırım. Burayı da bu taktikle arkadan vurarak almış olduk. Hemen diğer üstlerimizi geçelim bakalım vakit kaybetmeden. Burada kıskacımız var. Kıskaç bulutu çeker. Sağ taraftan enerjiyi üst taraftan toparlayarak bir... Yok, buraya direkt saldırı da yapabiliriz arkadaşlar. Evet, direkt saldırı da yapabiliriz buraya. Hatta biraz zayiatımız olur ama olsun. Bulite çektiririz. Kıskacı. Orayı bir kitleriz. Bayağı bir mayın temizlemesi gerekti. Aynı lazerdeki gibi. Birlik çıkartmadığımız için önemli değil. Sağlıkçılarımız iş yapıyor. Evet. Burayı da bu şekilde almış olduk. Kaç tane zayiatımız var? 1, 2, 3 tane zayiatımız var. Güzel, bir tane istihbarat verdi. Ganimetlere, az ganimetlere bakmayı unutuyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak biz buraları zor toparlarız. Bu ganimetleri. Burası bayağı iyiymiş. Direkt saldıralım. Hiç bakmadık ama üstüne. Burası ne güzel bombacı olur ama. Bayağı bir mayın. Arkadaş, mavi, yeşil. Şuna bak, ne kadar güzel. Işıklandırmış, şenlendirmiş. 2 gün. Ya iş yapıyor mu ki acaba? Daha öncesinde de dedim arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Yani bir tane hesabı dediğim gibi sırf bunun için yeşil yapmayı istiyorum. Yani gerçekten merak ediyorum. Ya 75 level. Yani hala nasıl şey yapabiliyor ya. Yani kullanıyor. Yani kullanan arkadaşlar var mı? Gerçekten iş yapıyor mu?
Yani yorum yaparsa gerçekten çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum arkadaşlar. Artık söyletmeyin. Yani çoğalmamız gerekiyor. Yani elimizden geldiği kadarıyla video çekip atmaya çalışıyorum. Faydalı oluyor olmuyor bilmiyorum ama sırf izlemeniz için, keyif almanız için. Evet, burada ganimeti güzel geldi. Şuraya da bakalım. Buranın ganimeti azmış. Birkaç saldırıyı ganimetine bakmadan yaptık. Buranın da azmış. Buranın da yani saldırmaya değmez. Ooo, kimsenin ganimeti yok. Kralın dönüşü diyor. Kralın dönüşü ne, bir bakalım heykeller nasılmış. Bu kralın dönüşünü almayalım arkadaşlar. Zaten ganimeti de azmış. Yabancı değil, Türklerden. Buranın da demir az, odun altını imiş. Şöyle yapalım ya, buraya da aynı şekilde saldıralım. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Şöyle böceği salalım. En dipten. Ateş almadı. Bu için bu arada biz şeyini almadık ya, sataşmasını aldık. Neydi onun ismi? Enerjisini alsaydık ama aslında daha iyi olurdu. Neyse, önemli değil. Zaten sağlıkçılar destekliyorlar. Bom topu vurdu ama şarjımızda %20 kalmış arkadaşlar. Bu biraz zor dayanır. Şarja takmamız lazım. Neyse, gittiği yere kadar gidelim. Güzel bir tane istihbarat. Oo, bir tane kristal verdi. Çok güzel. Bize ne kadar daha ganimet lazım burada? 1700, 1300, 1800 toplayabilir miyiz bilmiyorum. Deneyelim. Yani yapacak bir şey yok. Şarjımız da azaldı ama arkadaşlar ben burada birkaç saldırı daha yapayım. Çünkü şarjım dayanmayacak. Videoma son vereyim. Ganimet toplamaya ben devam ederim sanırım şarjdayken. Şuraya da bakalım. Fena değil. Aynı şekilde saldırı gerçekleştirebiliriz burada. Bir de bu biliyorsunuz birlikler enerji istemiyor arkadaşlar çıkartırken. O bayağı bir güzel, etkili. Burada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Boluslama aldığımız zaman çok mayın var. Şöyle yapalım. Şurayı da alalım. Şuradaki mayını alalım. Çok mayınını. 1, 2, 3 çıkartalım. Şuraya ön tarafa şişemizi attık. Orada bir durduralım. Göremiyoruz çünkü neler olduğunu orada. Üst tarafa da attık. Ağaçların içerisinden lolit devam ediyor. Şurada bir açık verdik. Nereye fişek atalım? Nereye şey atalım ya, aç, bir tane açık verdik. Bizim acilen şoka ihtiyacımız var. Ya nereye gidiyorsun arkadaşım, nereye gidiyorsun? Evet. Yani biraz zor toparladık ama olsun, aldık. Mavi heykeli yoktu. Gambot ve hasar sağlık heykeli vardı. O yüzden biraz da
Onun için rahat aldık. Evet arkadaşlar, burada videoma son veriyorum. Kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın. Sizlere de iyi oyunlar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.